Şimdi biz yine ailemle bir konu anlatacağız inşallah. Tamam. Bu da iki ayrı kişi bana soru sormuştu da onlara cevap vermek istiyorum. Birincisi bir kardeşimiz sordu. Şöyle söylüyor. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekvir suresi 29. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Veya attığın zaman sen atmadın ancak Allah attı. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız diye soruyor kardeşimiz. Her şeyi Allah yaratıyor. Bilimsel olarak bile beynimiz biz karar almadan 6 saniye önce sinyal gönderiyor. Bu durumda bizim cüzi irademiz var mı diye soruyor kardeşimiz. Allah razı olsun, gerçekten önemli bir soru. Fakat birçok insanın anlamakta veya kavramakta güçlük çektiği bir konu. Çünkü herkes kendisine bir nebze de olsun bir pay çıkarmaya çalışıyor. Herkes demeyeyim de bazı kişiler biraz da olsun kendilerinde bir güç olduğuna inanmak istiyorlar. Veya Allah'ı değerlendirirken sonsuz güç sahibi bir yaratıcı olarak değil de bilgi olarak insanın ne vasfı varsa o vasıfların en üstüne sahip olan bir yaratıcı olarak değerlendiriyorlar. İşte o noktada da yanılıyorlar. Çünkü biz Allah'ı anlattığımız zaman, Allah'ın gücüne, varlığının delillerine baktığımız zaman Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olduğunu görüyoruz. Yani zamana ve mekana tabi değildir Allah. Zamanı ve mekanı yaratan Allah'tır. Şimdi zamanı ve mekana tabi olmak ne demek? Biz bunu kavrayamıyoruz. Bunu kavrayamadığımız noktada da işte hep kardeşlerimizin yanıldığı, bazı kişilerin kafalarında soru işareti beliren veya Allah'ın gücünü takdir edemedikleri nokta orada başlıyor. Zamana ve mekana tabi olmamak demek, sonsuz zamanı, sonsuz mekanı, yani dünya tarihinin en başından itibaren milyarlarca yıldır, evrenin yaşının milyarlarca yıldır en başından itibaren ahiret hayatı da dahil olmak üzere, sonsuz cennet ve cehennem hayatı da dahil olmak üzere hepsinin tek bir an içinde, ben an diye tabir ediyorum, yine zamanla bakın anlatabiliyorum. Çünkü zamanı biliyorum, ancak zamana tabi olarak yaşayabiliyorum. Onu da sonsuz kısa bir zaman olarak söyleyebiliyorum. Ama sonsuz kısa zaman bile zamansızlığın içinde bir zaman ifade eder. Ama ancak insan olarak bu kadar tarif edebiliyorum. İşte sonsuz kısa anda Allah'ın yaratıp bitirmiş olmasıdır. Ve bunların hepsini o sonsuz kısa anda görüyor olmasıdır. Ben bunu her zaman anlattığımda tablo örneğini veriyorum. Yani bir insanın mesela yüzlerce metre uzunluğundaki bir yolda bir insanın bir başta, bir insanın başka bir başta durduğunu düşünün. Oradan oraya gidebilmesi için gerekli olan birkaç dakikalık bir mesafe vardır. Fakat o tablonu tepeden bakan insan iki insanı da aynı anda görebilir. Onun için artık dakikalarca mesafe yoktur. O yüzlerce metrelik alan tabloya tepeden bakan için bir andır. Bir seferde görürsünüz hepsini. Tabii ki Allah'ın yaratmasıyla kıyas olmaz ama teşbihte de hata olmaması açısından işte bu an olarak görmeyi buna benzetebiliriz bir yönüyle. Tabii. Ama işte Allah için geçmiş de, gelecek de, şimdiki zamanda tek bir andır. Fakat biz yine zamana tabi olduğumuz için, yani bunu hocamız hep burada anlatırken söyler. Mesela masaya vurdum, tekrar vurdum. Arada bir veya iki saniye bir zaman geçti. Kıyas yaptım. İlk vuruşum geçmiş zaman, ikinci vuruşum o anki zaman oldu. Fakat şimdi ikisi birden geçmiş zaman oldu. Biraz sonra bir tane daha vuracağım, gelecek zaman. Onu da şimdiki zaman olarak şu an yaşıyorum. Evet. Halbuki bunların hepsi kaderimde tek bir anda zaten belirlenmiş. Ben daha doğmadan önce. İşte Allah katındaki zamansızlık ve mekansızlık bu şekilde kavranabilen bir şey. İnsan mantığı olarak kavranabilen bir şey değildi. Şimdi bize şöyle bir eleştiri getirebiliyorlar. Tabii ki tabu diyorlar mesela. Kavramadığınız şeylere iman ediyorsunuz diyorlar. Bu bilimsel bir gerçektir. Zamansızlık ve mekansızlık. İnsanın tabi olduğu zaman ve mekan kavramı olduğu sürece kavrayabileceği bir şey değildir. Biz ahirette de sonsuz zamana geçiş yaptığımızda yine bir zamana tabi olacağız. Ama uyku ihtiyacımız olmayacak, teknik fiziksel ihtiyaçlarımız olmayacak, insanın acizlikleri olmayacak, sürekli kendisine sorun çıkartan iç organları veya diğer şeyler, bunların hiçbirine bağlı kalmadan kusursuz bir yaratılışla yepyeni olarak yeniden yaratılıp işte bunu cümleme bitireyim de ondan sonra o kısmına geçeyim. Yeniden bir yaratılışla yaratılıp sonsuza kadar huzur ve rahat içinde, sevgi, barış yurdu içinde sonsuz nimetlerle sadece erkeklere değil, bazılarının yanlış bildiği gibi iman ettiği sürece kadın ve erkek eşittir. Müslümanlara, inananlara Allah'ın sonsuz nimetleri vardır. Yani cenneti de yine yanlış değerlendiriyorlar. Cennet nefsinizin arzu ettiği her şey diyor Allah. Ve Allah'tan daha başka sürprizler de, nimetler de diyor Allah. Yani bir kadın
iman edecek, Müslüman olacak, cennete gidecek ama kısıtlanmış olacak, nimetler olmayacak. Böyle bir şey zaten cennetin adetullahında yok. Yani Allah'ın yaratmasının ve Allah'ın vaadinin karşılığı bu değildir. Ama tabii ki bazı insanların kavrayamaması da olabilir. Yani o da yine Allah'ın yaratma sanatının bir delili. Fakat burada işte Allah'ı değerlendirirken o zamansızlık ve mekansızlığı iyi düşünmek gerekiyor ve daha derin düşünmek gerekiyor. Şimdi siz attığınız zaman elinize bir taş alıp denize atıyorsunuz, fırlatıyorsunuz. Önce o taşı almaya karar veriyorsunuz, eğiliyorsunuz, taşı alıp yavaşça yeniden doğrulup sonra denize doğru onu fırlattığınız zaman denizde o taş belki işte eğer güzel atabilmeyi biliyorsanız denizin üzerinde sekerek çok belki de 4-5 kere sekerek ki çok güzel bir görüntüsü olur gerçekten. Sekerek gidiyor ve ondan sonra da suyun içine dalıyor. Fakat işte Allah diyor ki attığın zaman o taşı sen atmadın. Çünkü bütün güç Allah'a aittir. Bana o eylemi yaptıran Allah'tır. Ben o eylemi yaparken kendim karar aldığımı düşünerek eğilip o taşı tabii ki alırım. Ayakta dururken taş birdenbire benim elime gelmez. Allah her şeyi sebeplerle yaratır. Sebeplerin içerisinde biz yaşarız ve sebeplerden sorumluyuz. Her şeyi yaratan Allah'tır ama eğer siz evinizde oturup koltuğunuza 24 saat kalkmayıp hatta 60-70 yıl o koltuktan kalkmadan oturursanız ya hastalanır ölürsünüz orada ve iman etmeden de kalırsanız hiçbir şey düşünmezseniz sebebe sarılacaksınız, iman edeceksiniz, salih amellerde bulunacaksınız. Dua. Allah'ın rızasını kazanmak için dediği gibi ailenin hem fiili hem sözlü duada bulunacaksınız. Ahirette onun karşısına alacaksınız. Çünkü ahirette size sorulacak. Öğüt alıp düşünebilen birinin öğüt alıp düşünebileceği kadar bir süre size verildi mi diye evet verildi diyeceksiniz. İnkar edenlerin derileri konuşacak. Biz şahittik diyecekler. O yüzden hiç kimse kendi nefsi adına bahaneler üretemeyecek. Her nefis kendisi için basirettir. Her ne kadar mazeretlerin ileri sürse de diyor Allah ayetinde. O yüzden kimse bir bahane öne süremeyecek. Herkes yaptığının karşısına dünya hayatındaki muhakkak ve muhakkak alacak inşallah. İnşallah. Hocamız hep yıllardır söyler, hepimiz çok iyi biliriz, kaderin konforunu yaşamak diye bir sözü vardır hocamızın. Kaderin konforunu yaşamayı insanlar bilmedikleri için genelde kaderi hep kendilerince çeşitli şekillerde değerlendiriyorlar. Şimdi kaderin konforu nedir biliyor musunuz? Her şeyin yaratılmış olduğunun bilmektir. Yani her şey daha önceden yaratılmış, bitmiş, Allah'ın katında var. Fakat Allah Didem'in anlattığı gibi zamansız olduğu için o aslında o an yaratılıyor. Fakat biz zamana tabi olduğumuz için olayları yalnızca izliyoruz. Yani başından sonuna kadar gerçekleşecek olayları izliyoruz. Halbuki her biri gelecekte olan olaylarda, geçmişte yaşadıklarımızda, şu an burada otururken konuştuğumuz olaylarda Allah'ın katında şu an yaratılıyor. Yani geçmiştekiler de şu an yaratılıyor, gelecektekiler de şu an yaratılıyor. Çünkü Allah'ın aslında şu an diye bir an da yok Allah'ın katında. Biz zamansızlığı anlayamadığımız için onu da anlayamıyoruz. Fakat insanlar anlamak istiyorlar bunu. Ama anlayamazlar. Onlar çünkü tabi olmadıkları, bilmedikleri bir konuyu anlayamaz. Yani bu bizim kavrayışımızın ötesinde. Biz neyi kavrayabiliriz? Bakın kaderin konforunu yaşamak işte budur. Her şeyi bilen Rabbimizin varlığını, yani bunu düşünmek gerekiyor. Yani bunu herkesin düşünmesi gerekiyor. Müslümanlar zaten düşünecek. Fakat bunu iman etmeyen biri de düşünsün. Şimdi bu nasıl bir konfor? Geleceği bilen bir Allah, her şeyi bilen, bakın toprağın altındakini bilen, küçücük bir karıncayı bilen, işte bir tane ağaçtan düşen yaprağı bilen, Mars'ı bilen, Satürn'ü bilen, Satürn'ün etrafında dönen tek bir halkanın içindeki tek bir taşın içindeki atomu bilen yüce bir Rab, yüce Allah'ımız. Şimdi Allah'ın bunu yarattığını bilmek ve gelecekte olan olayları da bilmek, Allah kıyamet anını biliyor. Bu dünyanın nasıl bir hale dönüşeceğini biliyor. Allah bize tarif ediyor. İşte göktaşı çarpacaksa onun dünyayı nasıl çarpacağını, nasıl delip geçeceğini biliyor. Dünyada neler olacağını Allah biliyor. Ve herkesi yaratmış, herkes ahiretteki yerini almış. Allah bunu biliyor. Her şeyi bilen Allah'a iman etmek, yani her şeyi bilen Allah'a teslim olmak o kadar büyük bir nimet ki insan öbür türlü her şeyden kuşku duyar, her şeyden bir şüphe içinde olur ve her şey onun için bir olumsuzluk ve karamsarlık vesilesi olabilir. Gelecek korkusu diye bir şey vardır insanların hayatında. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gelecekten hep şüpheyle bakar insanlar. Hep olumsuz düşünceler içindedir. Olumlu düşünmeye çalışır fakat ne olacağını bilemez. O bilinmezlik insanları çok büyük bir karamsarlığa sürükler. Günümüzde genel olarak stres gibi hastalıkların sebebi de budur. Fakat her şeyi bilen, zaten yaratmış olan Allah'a dayanmak ve güvenmek, işte orada insan mutmain bir hayat yaşıyor. Cennetteki gibi bir hayat yaşıyor. İşte hocamızın anlattığı dünyanın cennette başlaması öyle gerçekleşmiş oluyor. Bu bir nimettir.
her şeye hakim bir Allah'ın varlığını anlamak, yaratıcımızın yüce kudretini anlayabilmek, o şekilde ona dua edebilmek, o şekilde ona teslim olabilmek çok büyük bir nimettir. Bunu anlarsa insanlar onun zevkini de yaşamaya başlarlar. O zaman korkuları gider, şüpheleri gider, gelecek endişeleri gider. Bir işe başlarken bu olacak mı, olmayacak mı endişesi gider. Çok mutlu bir hayat yaşarlar. Bu herkes için geçerli. Dediğim gibi iman etmeyen bir insan kendisinden üstün, kendisini yaratan, her şeyi yaratan bir üstün gücün, Allah'ın varlığını anladığı zaman işte o zaman içindeki bütün huzursuzluklar, bütün tedirginlikler gider. İçimde tedirginlik yok diye iddia edebilir pek çoğu. Öyle değil. Biz bunu gerçekten görüyoruz. Dünyanın güzelliklerini, ahiretin güzelliklerini anlayabilir. İşte o yüzden kaderin varlığını anlamak burada çok değerli ve önemli. İnsan o zaman çok mutlu bir hayat yaşar inşallah. Ben de kaderle ilgili bir ayet okuyayım inşallah, zaten okuduğumuz ayet. Hadid suresi 22. ayette, yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Şimdi bu anlattığımız zaten konuların içerisinde ayette çok net anlatıyor Rabbimiz. Kader sadece doğum ya da ölüm değil, ya da belirli olaylar değil, gittiğiniz okul değil. Kaderde geçen yaşadığınız her şey, benim konuştuğum her cümle, soluduğum nefes, oksijen miktarı, yani düşünebileceğiniz bütün detaylar o kaderin içerisinde. Dolayısıyla bizim çok akıllı bir inşallah güç sahibinin kontrolünde olduğumuzu bilmemiz gerçekten çok büyük konfor.